Sevgili arkadaşlar, kusura bakmayın, maçın sesini veremiyorlar ve biz de bu yüzden maçın sesini veremedikleri için kendimiz bir müzik açmak zorunda kaldık. Sizler burada daha güzel bir ortamda maç izleyin diye. Maçın sesi şu anda gelmiyor. Üzgünüm. PlayStation 5'e geçtikten sonra bütün takımlar, yani çoğu takım böyle sorunlar yaşıyor arkadaşlar. Bunun çözümünü biz de şu ana kadar bulamadık. PlayStation 5'te ya kendi sesiniz de yayına geliyor arkadaşlar ya da türbün sesleri gelmiyor. O yüzden de kusura bakmayın. Elimden geldiğince müzikle vermeye çalışacağım. Müziğin sesini lütfen sizden ricam şu. Bana söylerseniz hani müziğin sesi az biraz daha aç ya da işte çok diye. Lütfen Güngör yardım ederseniz birazcık da ben bunu yapmaya çalışayım. Biraz müzik sesini açarak falan. Biraz daha güzel yapmaya çalışacağım. Şimdi Kadir Cağız aslında arkasına güzel pas attı. Samet arka direğe vurdu Arda. Topu kaçırdı. Gol pozisyonu çok önemli bir pozisyondu ama Arda kaçırdı golü. Başarılar Sivasspor diyor. İki takıma da başarılar diliyoruz ve buradaki 90 dakikalık mücadele başladı. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Uzun bir top. İbrahim, ses az abi, müzik yok şu an. Gökhan ben. Tamam, birazcık daha yükseltirim. Şimdi daha iyi mi bilmiyorum. Bir tık daha açtım. Umuyorum ki olur. Tamam, oradan alabiliriz ama burada şu anda güzel bir şey var. Görüntü çok güzel ama birazdan bakarım, olmadı oraya doğru ikinci yarıda oraya geçeriz. Samet şimdi cihaz hastalığı içerisinde Yüksel orada uzaklaşmaya çalışıyor. Yüksel uzaklaştırdı. Bir tık daha diyorlar. Hadi bir tık daha verdik. Uzun bir top. İstiyorsanız hemen ben bir ona bakayım arkadaşlar. Çünkü orada başka bir yerde sanıyorum türbün sesi var. Evet, türbünün sesi olan bir yer buldum, kusura bakmayın. Hemen şöyle bir yayın değiştiriyorum arkadaşlar. Evet, türbün sesi olan bir yerden şimdi veriyoruz. Evet, türbün sesi var burada. Buradan maçımızı vereceğiz. Kusura bakmayın tekrardan. Evet. İlk dakikalarda iki takım da kontrollü başladı. Samet'ten çok güzel bir pas. Ergun'un önüne. Ergun şöyle ceza sahasına gitmek istiyor. Pasını verdi. Arda, Eren orada inanılmaz iki tane müdahale yaptı. Ve bu iki müdahale sonucunda topu uzaklaştırdı Eren. Şimdi transisyonu kullanacak. Şimdi çok iyi. Çok teşekkür ederim yardımlarınız için. Haydoğru'da yorum var Yiğit senden. Bir yorum geldi Haydoğru'nun diye. Şimdi Boran uzun vurdu. Aslında çok güzel, iyi düşünülmüş bir hareketti ama offside para havada. Bakalım nasıl bir maç olacak. Umut geri oynadı. İbrahim. İbrahim'den ters kanada uzun bir top. Bu sezon, geçen sezon da aslında vardı. FIFA 2021'de bu ters atılan toplarda bir sıkıntı var. Ya kısa düşüyor ya da uzun gidiyor. Onu söyleyeyim. Ceza sahasına Cüneyt. Çok güzel geçti Batuhan. Umut'un müdahalesi, kaptırılan top Burak Kaya, ceza sahası içerisinde İbrahim, orada bir karambol var, uzaklaştırmak istenen top, Asım uzaklaştırıyor, hakeme baktım. Hakem şöyle bir topu Sivas'a verdi. Haydi Ordu yorumu gelmiş futbolist kaptanı Ergin'den. Ergin de tabii ki Ordu'yu desteklediğini maçta söylüyor. Onur abimizin Premier Lig sunması bir hayalimiz diyor Barış. Çok teşekkür ederim Barış'cığım. Bakalım bu maçta sonuçlanacak. Bu arada bir bilgilendirme yapacağım arkadaşlar sizlere bundan sonraki maç için. Devre arasında tabii ki yapacağım onu. Lütfen burada takipte kalın. Asım'dan bir ters kanada uzun bir top geldi. Umut şöyle bir pas. Tekrar orta sahaya oynuyor Ozan. Kanatta bir boşluk var orada. Arda beklemeden içeriye, hakeme baktım. Hakem korner diyor sanıyorum. Orhan'dan inanılmaz bir müdahale. O da çok iyi bir stoper. Ceza sahası bomboş kaldı. Asım vurdu, çizgiden çıkarttı Cüneyt. İnanılmaz bir pozisyon. Cüneyt çizgiden çıkarttı. Bomboş kaldı bu kornerde. Gerçekten gol olması anlıktı ama çok güzel çıkarttı çizgiden. İhsan şimdi ceza sahası içinde mükemmel pas açmışlar. Batuhan, Özgür arka direğe müthiş pas. Yüksel vuracak mı? Hakeme baktım. O saklıyor hakem. Altı Espor'dan güzel bir yorum gelmiş. Tabii ki takılıyorsunuz duruyorsa. Böyle ince dokunuşlar takımlar ve oyuncular arasında tabii ki oluyor. Hafif kızdırmalar. Şimdi Ordu Spor çıkmaya çalışıyor. Kadir, Samet, tersi bir lever üçgen ama Eren doğru zamanda doğru yerde Eren. Takımına kazandır topu. Şimdi İhsan aldı topu. İhsan şöyle bir bakıyor arkadaşlarımın ileri gitmesini bekledi. Ozan geldi, çok iyi müdahale yaptı Ozan. İhsan, taç atışını kullanacak. Çok tehlikeli geliyor şu anda Sivas. Burak, Özgür ceza sahasına müthiş pozisyon, süper bir gol. Yüksel diken attı. Müthiş gol. Ordu Spor defansta çok büyük hata yaptı. Arkaya harika bir koşu var. Görmüş olduğunuz gibi Yüksel çok iyi vurdu. 1-0 öne geçirdi. Yüksel Diker Sivasspor'u ve Sivasspor 1-0 önde. Çok güzel bir atak. Bütün verilen paslar, çalışılmış pas, oynanmış pas.
Çok güzel bir pozisyon izlettiler. Çok güzel gol izlettiler bize. Buradan Sivas oyuncuları tebrik ederiz. Burak Kaya geçmeye çalıştı. Osman, Özgür. Tekrar Burak. İlk gol hanesini mi izleyeceğiz? Özgür kendisi girmek istedi. İzin vermedi orada Can Öztürk. Osman, Burak Kaya. Tekrar oynadılar. Yüksel Diker. Sol kanattan etkili ataklar yapıyor Yüksel'le Sivasspor. Hakim avantajı oynattı. İskender. Orduspor güzel paslaşıyorlar şu anda. Ayağı paslar güzel. Can Öztürk şöyle bir baktı. 3 kişinin arasına girdi. Güzel de çıktı oradan. Kadir şimdi boşluk arıyor Kadir. Ceza sahasının içine doğru gönderdi ama Cüneyt doğru zaman doğru yerde. Çok güzel bekledi pas arasını. Ve kapmış olduğu toptan sonra bir asistlik bir pas verdi ama Asım girdi araya. Taç atışını kullanacak Sivasspor. Eskisi gibi değil gibi sanki. Lig daha savunmaya yönelik oynuyor gibi takımlar diyor Barış. Geçen seneye göre biraz daha öyle. Çünkü Barış daha ilk hafta olduğu için diğer haftalarda bunu çözeceğini düşünüyorum. Yüksel ortaya açmak istediği Can Öztürk'ün müdahalesi var. Ve gergin yok. Orduspor çevirir diyor. Diskocu Bey çeviremez diyor. Çevirir çeviremez yorumları var şu anda. Bakalım neler olacak. Şimdi arka direğe doğru bir orta. Can Öztürk çıktı, kafayı vurdu. Ve taç atışı Sivasspor'un. Dakika 38 şu anda. Bir taç atışı uzun kullanıldı, yetişebilecek mi? Yüksel yetişti. İbrahim uzaklaştırıyor topu. Sivasspor şu anda bayağı bir baskın oynuyor. Orduspor ileri çıkmakta zorlanıyor derken Samet'le şu anda Orduspor atan izleyeceğiz. Samet şöyle bir aldı arkadaşının yanına sağ tarafına. Orada şimdi Can attı. Can skillerle girmek istedi. Güzel bir orta geldi ama Eren yine müdahale yaptı. Eren de şu ana kadar başarılı hamleleri var defansta. Güzel kafaya çıkıyor. Orada bek stoperi iyi oynuyor Eren ve yine uzaklaştırılan bir top Eren'den. Burada daha belki sakin kalabilir miydi bilmiyorum ama riske girmek istemedi. Tabii ki en doğrusunu şu anda oyuncular bilecektir. Ozan, Samet biraz geç kaldı Osman atmakta. Osman şimdi araya girdi. İhsan indirdi. Batuhan defans arkası koşu bekledi Batuhan. Gelmedi. Ozan gel topu aldı ve dakika 4'te Sivasspor taç atışını kullanacak. Batuhan, Burak Kaya geçmeye çalışıyor Burak. Hakeme baktım. Hakem korner diyor. Sivasspor hızlı kullanır genelde kornerleri de. Liman da beni yanılttılar. Bu sefer beklediler biraz. Arka direğe doğru bir orta. Karambol. Ceza sahası içerisinde. Arda Uz girdi. Orada oyun şanssızlığı oldu biraz sanki Sivasspor'a. Çünkü odaklanmadı. Bence orada çok güzeldi. Orta da güzeldi. İndirme de güzeldi ama odaklanma sorunu yaşadı bence Sivasspor. Ve buradan da bu pozisyonu golle sonuçlandıramadılar. Aslında dakika 45'ten sonra oyunun momentumu daha çok gol olması yönelik ama bu pozisyonda tam tersi oldu. Ve ilk yarının skoru 1-0. Sivasspor önde. Bakalım Ordu buna nasıl cevap verecek? Sivasspor'un etkili oyunu devam edecek mi? Sivasspor biraz daha topa sahip olan etkili taraf gibi gözüküyor. Aslında pozisyon olarak fazla pozisyona iki takım da girmiyor ama top daha fazla ayağında. Ve daha dengeli ataklar yapıyorlar. Orduspor aslında maça iyi başladı benim gördüğüm. Gol gelene kadar da iyi oynuyordu ama golü yedikten sonra Orduspor bir tık daha sanki duruldular gibi geliyor bana. Bakalım ikinci yarı neler olacak. Evet, Okas 3-1 Sivas demiş. Güngör inşallah diyor. Sivas B takımla yeniyor. Helal diyor Yunus 94. Neyse, bu yorum hakkında bir şey demeyeceğim. Çünkü demeçle çatışan bir yorum olmuş bu biraz. Orduspor'un dizilişi meta değil bu sene diyor Barış. Ozan, Umut uzun bir ters kanat topu attı. İskender bir top arkaya doğru. Hakan Eroğlu, Cüneyt defansta kalecisini oynadı. Kemal Yiğit uzun bir top attı Kemal. Orta sahada Burak çok iyi indirdi. Yine bir odaklanma sorunu. Yine bir odaklanma sorunu ve buradan da topu aldılar. Şimdi Özgür'le geliyor Sivasspor. Yüksel. İyi şutları var. Burak Kaya geçmeye çalıştı. 4 kişinin arasında Burak kaptırdı. Samet. Şimdi Ergun'un koşusu var. Hakeme baktım. Offside olması lazım. Hakeme bakıyorum hakem. Evet, offside. Bir an. Yenilsek sarı yazar diyor Güngör. Sivas alır ya. Geliyor diyor Diskoşu Bey. Ayağım uğursuz diyor Gamer. Un Efe. Evet, uzun bir top. Şimdi Orduspor sevdiği toplardan bir tanesini aldı. Kadir şöyle bir orta sahada iyi yarattı. Ozan ceza sahası içerisinde. Ergo uzaklardan vurdu ama Yiğit Kemal için çok ama çok kolay bir top. O da ligin yetenekli kalecilerinden. Kendisi zamanla kendi yeteneğini göstererek
buralara kadar geldi. Bakalım önemli takımlarda takımını şampiyon yapabilecek bu sezon. Samet haydi Sivasspor'um diyorum ben de Onur abi demiş. Merhaba Sametçim. Osman şöyle bir orta sahaya bakıyor. Burak. Burak'tan bir pas. Özgür. Araya girdiler. İskender topu aldı. Ozan. Şimdi çıkmak istiyorlar. Kanada pasta çıkıyor. Umut'tan bir pas. Kanatta orada Arda var. Arda ceza sahasına doğru baktı. Arda sikilerle girmek istiyor. Arda biraz sanki fazla zorladı. Eren tabii ki doğru müdahaleyi yaptı. Sametçim sana merhabalar. He, zaten bana karşı diyorsun. Bir arka direk ortası geldi. Orada indirilebilecek mi? İbrahim indirdi ama Yiğit Kemal dikkatli o bölgede ve izin vermedi bu pozisyonun tehlikeli bir atak olmasına. Yiğit şimdi uzun bir top oynadı. Defansın arkasına doğru atmak istedi ama orada araya Orduspor oyuncular girdi. Şimdi Orduspor. Orduspor'un tabii hakkını verelim. Şu anda ikinci yarının başından beri daha etkililer ilk yarıya göre. Biraz daha ilk yarıya göre daha etkili oynuyorlar. Güzel paslaştılar şimdi. Kadir. İyi de bir pas. Ceza sahası. Cüneyt'in vurması lazım orada topa ama vurmadı. Biraz ayağında tuttu. Ve bu pozisyonda karambol olabilirdi. Cüneyt biraz ayağında tutunca tehlikeli bir an olabilirdi. Asım. Can Öztürk. İkinci yarıda daha iyi bir Orduspor görüyoruz. Onu söyleyelim. Daha fazla kendine güvenen Ergo'dan inanılmaz iyi bir pas. Arda son çizgi indi. Arda vurdu inanılmaz kurtarış Yiğit Kemal'den. Karambol pozisyonu. Arda bir daha Yiğit Kemal. Üçüncü pozisyon Ergo gol. Ergo attı golü. Ergo bu pozisyonun yaratıcısı Ergo. İlk pozisyonda orta sahada mükemmel bir pas attı. Yiğit Kemal burada daha ne yapsın? İki tane topu çıkardı Yiğit Kemal. Ama en sonunda o mükemmel pas atan Ergo gitti golü buldu. 1-1 oldu maç. Bakalım neler olacak? Orduspor ikinci yarıda ilk yarıda gole kadar normal oynayan, daha sonra gol yedikten sonra Sivasspor'un hücumlarında hiçbir şey yapamayan Orduspor ikinci yarı çok iyi başladı ve golü buldu. Ve şimdi Sivasspor adına çok tehlikeli bir atak olabilir. Sivasspor sakata geliyor. Cezasız girişesine Botuan. Karambol var. Umut orada uzaklaştırdı. Orduspor'un istediği ana dönebilir mi? Ergo yine offside'da. Hakeme baktım. Offside'i verdi hakem. Ergo'nun arkaya koşuları olduğunu söylemiştik. Ergo sürekli arkaya koşu yapıyor. Ve 1-1 şu anda durum. Burak Kaya uzun bir top attı. Aslında güzel düşünüldü ama biraz fazla gitti top. İyi de çalışılmış bir pozisyon. Gelmedi arkaya. Şimdi kaleci git diyor. İleri gidin diyor Orduspor oyunculara. Uzun bir top atıldı. Karşıladı Sivasspor oyuncular. Özgür bomboş pozisyon var aşağıda. Şimdi attı. Golün sahibi Yüksel. Yüksel gidiyor. Sert orta Asım. Gergin yok. Orduspor 2 atar diyor. Bakalım neler olacak. Sivasspor'lu taraftarların da sesini duymak istiyoruz. Takımların sesini görmek istiyoruz burada. Burak Kaya. Güzel bir pas yansıtası için size. Özgür çok iyi girdi. Asım var orada. Can Öztürk uzaklaştırdı. Karambol var ve kafa topuyla uzaklaştırılan bir top. Şimdi orada Hakan. Ozan girdi araya. Ozan. İyi de bir pas. Artık bu dakikalarda oyuncular iyice yoruldu. Oo çok sert hareket. Hakem avantajı yönetiyor. İhsan çok da güzel pas attı. Sağ kanattan giriyor şimdi Sivasspor'un hata. Kaleye doğru vurdu. Arda Oğuz öne çıkmıştı. Arda Oğuz orada o topun oraya gideceğini daha önceden tahmin edip öne çıkmıştı. Ve çok da iyi başlattı topu. Ama orada Sivasspor oyuncular var. Yüksel, Özgür şu anda iki takım da saldırıyor. Bu maçın bir bir biteceğini düşünmüyorum. İki takımdan biri mutlaka gol atacak gibime geliyor. Çok güzel pas açtılar. Girmeye çalıştı. Umut orada uzaklaşmak istenen bir top var. Şimdi Samet. Ezber attı topu Samet orada. Cüneyt vardı çünkü. İhsan. Şöyle bir baktı. Çok iyi paslaşmalar. Şimdi Ozan aldı. Aslında Orduspor'un tam istediği tarz bir oyun. Çünkü Sivasspor geliyor ve Orduspor'un tam böyle bir kontrata çıkabileceği tarz bir oyun. Ama Sivasspor'un da etkili isimleri var. Bakalım bu pozisyonda ne olacak derken Cansız'a karambol. Uzaklaştırıyor Umut. Çok iyi baskı kurdu Sivas. 1-1 olduktan sonra çok iyi bir baskı kurdu Sivasspor. Bu baskının gol getirip getirmeyeceğini birazdan göreceğiz derken Orduspor şu anda Ergo'ya yine arkaya koş var. Kaleci çıkmadı. Yiğit Kemal. Kaleci bir an çıkmadı. Dedik ki acaba orada Ergo yakalayacak mı ama Yiğit Kemal'in bir bildiği varmış. Yüksel güzel pasını attı. Özgür. Burak Kaya bomboş pozisyon. Sağ kanattan geliyorlar. İnsan ceza sahası içerisinde Ozan. Etkili isim Ozan. Orduspor adına güzel işler yapıyor. Ergo yine mi olsa bakıyorum. Hayır dedi. Aşağıda bomboş pozisyon var. Orduspor çok tehlikeli geliyor. Kadir içeri baktı. Kadir kendi girmek istiyor. Kadir skill denedi. Biraz fazla oynadı. Hakan da çok tecrübeli bir stoper. İzin vermedi Hakan. Şimdi Samet'le korner kullanacak. Arkaya doğru. Asım indirebilecek mi? Orhan Kubilay doğru zaman doğru yerde. Sivasspor'u tahta izleyeceğiz şimdi. Özgür'den harika bir pas yakalayabilirse tabii ki. Yakalayabilecek mi? Bakıyorum. Ah harika pas değilmiş.
iyi düşünülmüş bir pasmış. Yakalayamadığı için. Dakika 86, 1-1'lik devam ediyor. Maç 1-1 devam ediyor. Basit oynası gol diyor. Tabii ki bu dakikalarda iki takım da hani sağlıklı düşünemiyor. Sağ içinde sağ dışı çok farklı oluyor. Stres oluyor insanlar sağ içinde. Ergo çarptırdı. Ergo gidiyor. Aşağı atacak mı Ergo? Yukarı denedi. Hakeme baktım. Hakem orada avantajı oynatmıştı. Sivasspor olmuş faal bu arada. Arda, ben de burada Orduspor'u faal zannettim. Arda skill yapmaya çalıştı. Orada İhsan girdi. İhsan'dan uzun bir top. Çok iyi bir pas İhsan'dan. Golü getirecek pas olabilir. Orduspor'da fazlası kişi yakalandı. Ceza sahası içinde. Özgür ama Asım. Tecrübeli Asım uzaklaştırıyor. Hakime baktım, 2 dakika dedi. 30 saniyesi geçti, 1,5 dakika kaldı. Şimdi Ozan, çok 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 iyi bir pas. Sol kanattan geliyor Orduspor. Son hatayı izliyor olabiliriz. Ceza sahası içerisinde Ergo var. Sert orta. Gordon Kubilay uzaklaştırdı. Son saniye artık. Hakime baktım, 90 dakika bitti dedi. Hakem 90 dakikanın bittiğini söyledi. Ve 90